Kiracı mısınız? Artık kiracılıktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Şimdi doğru yerdesiniz. Binlerce aileyi ev sahibi yapan Fuzul Ev'le Türkiye'nin her yerinden dilediğiniz evi seçin, peşinat biriktirmeden, kredi çekmeden, faiz ödemeden yeni evinize kavuşun. Fuzul Ev'le bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmak için 444-6313. Sizce Türkiye PYD'nin olduğu Afrin'e saldırı yapar mı? Yapabilir. Neden? Çünkü yani sınırlarımızı korumak zorunda Türkiye. Vallahi ben artık bütün savaşların, saldırıların iktidar mücadelesi olduğuna inanıyorum. Yapabilir yani, bir şey diyemiyorum. Sizce Türkiye PYD'nin olduğu Afrin'e saldırı yapar mı? Bu devlet işidir. Siz bir noktada çalışan elemansınız. Soru olarak getirmiş, güzelce soruyorsunuz. Şöyle anlatayım. Bakın, karşımızda bir direk var. Gideyim. O direğe dayanırım. Arkasını göremem. Onun için biz konuları basından, televizyondan öğreniyoruz. Onun için yapmaz desem yapar, yapar desem yapmaz. Ne desek boş. Ama Türkiye kendi güvenliği için 40 fazlasını yapar. Bu yüzden hiç tereddütte kalmayın. Ne PYD'sini bırakır, ne PKK'sını, ne IŞİD'ini, ne de bir tane daha vardı, ismini çıkaramıyorum. Türkiye tamamını temizler. Çünkü Türkiye düşünülenden 100 kat fazla büyük bir ülkedir. Tahminim yapar. Neden? Şimdi onun adını çıkarmayacağım. Ben tahmin, yani Türkiye yapar. Türkiye güçlü bir devlettir yani. Yapamaz. Neden? Amerika bırakmaz. Yapacak. Daha önce yaptığına göre şimdi de yapması gerekir. Devamı gelecektir büyük ihtimal. Yapar tabii. Niye yapmasın? Neden? Türkiye'nin menfaati icabı bunu yapmak zorunda. Ve orada özellikle bizim Türkmen vatandaşlarımız korunması açısından elbette ki yapar. Yani belli olmuyor Türkiye'nin işi. Türkiye'de her şey ani gelişebiliyor. Olabilir de. Şimdi bu biraz çok yönlü bir soru. Askeri olarak mantıklı olabilir, fakat gelecek yaptırımlar için mantıklı da olmayabilir bir yönden. Bu konuda yine devletimizin bir düşüncesi vardır illaki. Ben bu olaya şu an çok yönlü bakamıyorum. Politik meseleler var orada. Bilmiyorum yapar mı yapmaz mı, ama bence yapması gerekiyor. Neden? Çünkü her yerden bize saldırıyorlar. Bizim artık saldırmamız gerekiyor. PYD'nin olduğu Afrin'e saldırı yapar mı? Yaparsa ne yapacak yani? Yani yaparsa da boştur yani bence. Niçin? İşte öyle yani, ben düşünüyorum. Varsa tabii temizlemek için yapılır bir şey. Yok, sanmıyorum. Niçin? Şu an öyle gözüküyor. Amerika saldırırsa saldırır. Yapar diyelim. Biz Türk'üz. Her şeyi yapabiliriz. Ya Allah deyince yürüyoruz, biliyorsun değil mi? Allah neyse hayırlısı aklında hayırlısını versin çocuklar. Bunlar kötü şeyler, Türkiye'yi muhakkak kötü şeyler bekliyor da. Ama biz alnımızın akıyla tertemiz çıkacağız. Teşekkürler. Bu vatan bizim. Kimseye vermeyiz.